Herkese selamlar arkadaşlar, ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da The Contract güncellemesiyle birlikte oyuna eklenen 3 yeni şarkı USB'sini nerede bulabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki oyunda Media Player radyosu bulunuyor. İşte bu radyoya oyunun farklı yerlerinden USB'ler toplayarak bu radyoda çalacağımız müzikleri çeşitlendirebiliyoruz. İşte The Contract güncellemesiyle birlikte 3 yeni USB daha eklendi arkadaşlar. Şöyle ki bu yeni eklenen 3 USB'nin 2 tanesi The Contract güncellemesini bitirmeden de toplayabiliyorsunuz. Ancak 3. sırada göstereceğim USB'yi toplayabilmeniz için arkadaşlar mutlaka The Contract güncellemesinin görevlerini tamamlamanız gerekiyor. Yani VIP kontrat olan Dr. Dre'nin görevlerini bitirmeniz gerekiyor ki bu şekilde gözüksün ve siz de toplayabilirsiniz arkadaşlar. Yine bu bilgi de aklınızda bulunsun. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden bu USB'leri nerede bulabileceğinizi anlatmaya başlayayım. Evet, ilk USB'mizin konumu Franklin'in evi arkadaşlar. Şu an haritadaki tam olarak seçtiğim yere gelirseniz burada Franklin'in evini göreceksiniz. Burada arabalarını da göreceksiniz Franklin'in. Tam olarak benim izlediğim rotayı takip ederseniz buradan arkadaşlar rahatlıkla bulabilirsiniz. Şu masanın orada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta şöyle FPS moduna da alayım. Gördüğünüz üzere ilk USB'miz burada arkadaşlar. Şimdi bunu hızlıca buradan alalım. Evet, böylelikle ilk USB'mizi toplamış olduk. Şimdi hızlıca bir sonraki USB'mizin nerede olduğuna bakalım. Evet, ikinci USB'mizin yeri ise arkadaşlar Record A Studios'da bulunuyor. Şu an tam olarak haritada işaretli olan zaten R harfiyle işaretli burası, biliyorsunuz ki. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar ve bu şekilde içeri giriyoruz öncelikle. Evet, içeri girdikten hemen sonra geri dönün arkadaşlar tekrar çıkış kapısına ve buradan Exit the Roof seçeneğini seçin. Evet, bu şekilde çatıya çıkmış olacağız. Çatıya çıktıktan sonra da birazcık sola doğru ilerlediğinizde burada tezgahın üstünde bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şu an zaten FPS moduna da alayım şu şekilde. Evet, gördüğünüz üzere bir diğer USB'miz de burada. Şöyle ki arkadaşlar, bu USB'yi agency'yi aldığınızda direkt göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu Record A Studios görevleri yaptıkça ileriki aşamada açılan bir yer arkadaşlar. Dolayısıyla ilk seferde göremezseniz sebebi budur arkadaşlar. Görevlere devam ettikçe burası da açılacaktır. Şimdi hızlıca 3. USB'mizin nerede olduğuna bir bakalım. Evet, 3. USB'mizin konumu ise satın aldığınız agency arkadaşlar. Siz agency'yi nereden satın aldıysanız oraya gelin arkadaşlar. Şöyle ki buradaki USB'yi görebilmek için ana görevleri VIP kontrat görevlerinden Dr. Dre görevlerini tamamlamak gerekiyor. Daha sonrasında bu şekilde arkadaşlar masanın üstünde göreceksiniz. Zaten otomatik olarak şu an aldı benim karakterimde. Gördüğünüz üzere burada bulabilirsiniz 3. USB'de arkadaşlar. Şimdi de dilerseniz bu USB'leri nasıl kullanabileceğinizi size göstereyim. Evet, topladığımız bu 3 USB'yi de radyomuzda dinleyebilmek için arkadaşlar öncelikle bir interaction menümüzü açmamız gerekiyor. Daha sonrasında buradan inventory'e giriyorsunuz ve buradan da media player'de bunları görebilirsiniz arkadaşlar. Hatırlarsanız zaten isimleri bu şekildeydi. Şu an 3'ünü de burada net olarak görebilmekteyiz. Bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında arabanızda radyoya tıkladığınızda seçtiğiniz burada gözükecektir arkadaşlar. Evet, yöntemimiz bu kadardı arkadaşlar. Böylelikle hep birlikte 3 tane USB'de toplamış olduk. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu video işinize yaramıştır arkadaşlar. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.